Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yine iki rengimizle karşınızdayım. Bu sefer sizlere şiş değil, tığımda göstereyim. Şöyle 4 numara, 4 milim numara değil arkadaşlar. 4 milimlik bir tığımız, kalın bir tığ. Elbise anlatımı gerçekleştirdim. Bebek elbisesi arkadaşlar. Siz bunu boyutunu gördükten sonra boyutunu uzun ve kısa yaparaktan, ölçülerimi vererekten istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Ben böyle kalın bir iplerle çalışacağım. Siz ince iplerle de çalışabilirsiniz. Elimdeki ipleri değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu şu rengimizin numarası. Şöyle gösterelim. Color 58 dediğinde verebilirsiniz. Şöyle markası da bu şekilde. Bu da kuzey. Bu diğer rengimizin numarasını kaybettim arkadaşlar. Ama yorumlar kısmından, anlatım videom olduğu için yorumlar kısmından ulaşırsanız bu rengimizin numarasını da sizlere verebilirim. İsterseniz bu rengimizi az kullanacağız. İkisini kullanmak istedim. Siz istediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. İsterseniz zaman kaybetmeden hemen video anlatımına geçiş yapalım. Robalı bir uzun bir videomuz olacağı için hemen cecik model anlatımına geçişimizi sağlayalım. Şöyle açık bir renkle çalışacağız. İpimizi aşağıya alalım. Şöyle sabitleyelim arkadaşlar. İpimizi sabitliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hemen başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane çektim. Bu sayıyı 90'a tamamlayacağım. 90 tane çekip geliyorum. 90 adet zincirimizi çektik arkadaşlar. 90 tane zincir üzerine modelimizi kuracağız. 1, 2 tane zincir daha çekiyorum. Ve 90. zincirimizin tepesine bataraktan şöyle 3'ünü üstüne alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3'ünü bir çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 3'ünü bir çekiyorum. Her bir zincirin içine bataraktan bu işlemimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Tığın başına alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Tığın başına alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bakın bu şekilde. Her birinin tepesine bataraktan 90 adet zincirimizin üzerine 90 adet yalancı trabzanımızı yapıyoruz. Genelde bana yalancı trabzan deniyor arkadaşlar. Her birinin tepesine bataraktan ilerliyoruz. Ben sıra sonuna kadar bu işlemi uygulayayım arkadaşlar. Bir üst sırada ne yapacağımızı hemen sizlere göstereyim. Bakın yalancı trabzanları sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı uyguladık arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hatta 4 tane çekeceğim. 4 zincir çekiyorum. Tığın başını alıyorum. Bir sonrakine bataraktan 1, 2, 3 kere çektiğim trabzanımı yaptım. Zincirimizi trabzandan sayıyoruz. 2 tek oldu. Bir sonrakine batıyorum. Tek, çift, çift. Tığın başına alıyorum. Aynı yere tekrardan batıp tek, çift, çift. 3 kere çektiğim trabzanımı uyguladım. Bir sonrakine batıyorum. Tek. Hemen yanındakine batıyorum. Tek, çift, çift. 2 tek. Bir sonrakine batıyorum. Tekrardan üçlü trabzan. Tığın başına alıyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Yani 2 tek, 1 çift. 2 tek, 1 çift bu sıramızda arkadaşlar. 2 tek. 1 çift. 2 tek. 1 aynı yere tekrardan bataraktan çift. Bu sıramızda bu şekilde attırma işlemimizi uyguluyoruz. 2 tek,
bir çift olaraktan devam ediyoruz. Bakın iki tek trabzan, üçlü trabzan. İlk önce tek çekiyorum, çift çift. Buraya da aynı tek, çift çift ama aynı yere tekrardan bataraktan arttırma yapıyoruz. Hemen bir sonrakine geçiş yapıyorum. Bir sonrakine iki tek, üçüncü çift batacağız. Aynı yere tekrardan batıp çift. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Ben bu sıramı da tamamlayayım. Ondan sonra bir üst sırada görüşelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da yaptım. İki tek bir çift olaraktan şöyle ipimizi sabitleyip makasımı alıyorum. Hatta bir tane daha zincir çekeyim. Diğer rengimize geçiş yapacağız. Şimdi diğer rengimizde koyu bir renk tercih ettim. İpimizi sabitliyoruz. Baştaki yerimize şöyle ipimi sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonrakine bataraktan 1 2 3 kere çektiğim trabzanımı uyguladım. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan batıyorum. Buraya bir V oluşturduk arkadaşlar. Bakın. Zincir çekmeden 1 2 tane atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Tek, çift, çift. Araya 2 zincir aynı yere bataraktan V şeklimizi yapıyoruz. Geçişte zincir yok. 2 tane atlıyoruz. 3.'ye batıyorum. Araya 1 2 Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimde bu iplerim vardı. Bunu kullandım. O yüzden hani renk uyumu falan olmamış diyebilirsiniz. Siz istediğiniz renklerde modeli beğendiyseniz istediğiniz uyumu yaparaktan çalışabilirsiniz. V'lerimizi bakın. 1 2 tane atlıyorum. 3.'ye bataraktan 1 2 zincir aynı yere tekrardan batıyorum. 1 2 3 kere çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızda V'lerimizi çalışıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda kolay. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 geçişte zincir yok. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. İki zincir aynı yere tekrardan batıyoruz. Bu sıramızı da yapayım arkadaşlar ben. Üç kere çektiğim trabzanım. Ondan sonra bir üst sırada ne yapacağımızı onu göstereceğim. Çok böyle oyalamak istemiyorum. Anladığınızı umuyorum. Arada iki zincir atlı, iki trabzan atlayaraktan V şeklimizi veriyoruz. Bu sıramızı da yapalım. Ondan sonra bir sırada görüşelim arkadaşlar. Diğer rengimizi kullanacağız. Dediğim gibi bu rengimizi iki kere kullanacağız. Ondan sonra en çok kullanacağımız renk bu. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sonda da arkadaşlar, pardon, zincir çekmeden sondakinin tepesine de şöyle trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer rengimizi alacağız. Bu rengimizi tekrardan kullanacağız arkadaşlar. İpimizi kestik. Şimdi diğer rengimizdeyiz. Diğer rengimizi şöyle hemen sabitleyelim. Yine diğeri gibi. Bir, iki, üç, dört zincir.
Yuvanın içine batıyoruz. Tek, çift, çift. V'nin içine battık. Bir yandan da iplerimizi içeride saklayacağız. Aynı yere tekrardan o yuvanın içine tekrardan batıyoruz. Bir trabzan daha. Aynı yere tekrardan. Ve aynı yere tekrardan. Yani bu V'nin içine arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane doldurdum. Zincir çekmeden diğerine geçiş yapıyorum. V'nin içine arkadaşlar 4'er tane dolduruyoruz. Bakın 1. 2. 3. Yani aynı V'nin içine bataraktan 4 tane. Zincir çekmeden karşıya geçiyoruz. Geçişlerde üçlü trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir sonrakine geçiş yapıyoruz. 1, 2. Pardon arkadaşlar, 3 tane yapmışım. 4 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. bir sonrakine bakın 3 kere çektiğim trabzan, geçişte zincir yok. Aynı yuvanın içine 4 tane trabzan. Bu alttakiler V'ydi ya. Onların içine bataraktan, beline dolayaraktan 4 tane trabzan. Geçişimizi yapıyoruz. Burada hem arttırmış olduk arkadaşlar örerken. Hem örüyoruz hem de arttırmış oluyoruz. Bu sıramızda bu şekilde her bir yuvanın içine bataraktan sıra sonuna kadar işlemimizi uygulayacağız. Bakın robamız belli olmaya başladı. Elbisenin roba kısmı. Ölçüleri vereceğim. İnce iplerle daha az sayılarınız daha düşük olabilir arkadaşlar. Kalın bir ip olduğu için büyük duruyor, bilginiz olsun. Bu ölçüde yapacaksanız ölçüleri en sonda vereceğim. O ölçülere göre zincir çekebilirsiniz. Boyutta istiyorsanız, tabii daha küçük boyutta istiyorsanız daha az daha fazla zincir çekebilirsiniz. Bu kalınlıkta ip kullanıyorsanız bu sayılar ideal. Genelde sayılar arkadaşlar iplere, tığa göre değişir her zaman. O yüzden siz ölçü yaparaktan işleminizi uygularsanız daha iyi olur. Çünkü dediğim gibi bu elimdeki kalın ip, ince ipte daha sorun yaşanacak. Daha bir az olacak. Bu kalın olduğu için daha artımlı bir iş. Bakın her yuvanın içine 4'er tane bataraktan ilerliyoruz. Arada zincir yok, düz bir örüm oluyor. Yapıp gelelim. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar yaptık. 5 dörtlü dörtlü her yuvaya 2 zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bir zincir de çekebilirsiniz ama ben garanti olsun 2 zincir çekiyorum. Alışkanlık bu genelde. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Şimdi tekrardan diğer rengimizi alıyoruz. Başa sabitliyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu dört tane trabzan yaptığımız yerin bu ikisinin arasına sık iğne ile sabitliyoruz. Bir sonraki yaptığımızda buralara trabzan gelecek. Bunları içeride saklayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1 2 3 4 5 bu şekilde sıra sonuna kadar bakın ara kısımlarımızı yuvalarımızı hazırlıyoruz. Bu rengimizi daha kullanmayacağız. Etek ucunda kullan. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bakın zaten belli oluyor yuvaya. İkisinin arasına 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 her yuvayı yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda yapalım. Ben daha fazla uzatmayayım. Ondan sonra bir üst sırada görüşeceğiz. Sıra sonuna kadar tekrardan yaptık arkadaşlar. İki zincir çektim ve kapatıyorum. Diğer rengimizi alıyoruz. Diğer rengimizle bir sonraki işlemimizi yapacağız. Hemen şimdi şöyle diğer rengimizi aldık. Şöyle çeviriyoruz. Bu şekilde ördük. Şimdi ipimizi başta sabitliyorum. Ve arada hem yürütüyoruz. 1, 2, 3, 3, 4. Şimdi bu yuvalara trabzan yapıyoruz. Bu seferki sayımız artıyor. Bir hatta V'nin içine yaptığımız 4 taneydi. Burada arkadaşlar 5 tane. 1 2 3 4 şu kenardakini saymıyoruz. Yuvanın içine yapılan 5. Bir sonrakine geçiş yapıyoruz zincir çekmeden. 2 3 4 5 bir sonrakine geçiş yapıyoruz 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar bu sıramızı da yaptık. Modelimiz bu şekilde. Bu sıramızı da sonlandıralım. Bir üst sırada görüşeceğiz. Birleştireceğiz artık tahmini. Birleştirip etek kısmını yapacağız. Yani şu şekilde göstereyim. Bu sıramız da bittikten sonra yakar oba kısmımız etek kısmına geçiş yapacağız. Burayı da bitirelim. Bir üst sırada görüşeceğiz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu sıramızı da yaptık. Şimdi birleştirme işlemimizi yapacağız. Birleştirme işlemimizi yaparken
Bir yandan da etek kısmımızı öreceğiz, kollarımızı ayıracağız. Kollarımızın ayırması da çok kolay. Çünkü burada beşerli beşerli yapmıştık ya. Şöyle 5, 10, 15. Kollarımız için bakın 5, 10, 15, 20, 25. Bu arkaya gelen yarı kısmımız 25. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Burası da kol kısmımız. Şu şekilde 50. Tekrardan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ön kısmına gelen kısmımız. Tekrardan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Kol kısmımız, diğer kol kısmımız 5, 10, 15, 20, 25. Burada da arka kısmımıza gelen kısmımız olacak. Şimdi hem öreceğiz hem de birleştireceğiz arkadaşlar. Bir yandan şöyle. Şimdi bu sıramızı yaptık. Bir yandan öreceğiz, bir yandan da kollarımızın birleşmesini yapacağız. Şimdi ilmek kaydırmayla şöyle bir sonraki sıramıza geçiş yapalım. Bakın battım, ilmek kaydırmayla sıramıza in geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere batıyorum. Şu bir sonraki trabzanın şöyle bak, burası zincirimiz. Bir sonraki trabzanın yerine batıyorum. Pardon, aynı yere batacağız. Battığımız yerin aynı yere batıyorum. 5 zincir çektim. 3 kere de 1, 2, 3. Bir zincir çekiyorum araya. Aynı yere tekrardan batıyorum. 1, 2, 3. Bakın aynı yuvanın içine. Bir zincir. Aynı yuvanın içine. 1, 2, 3. Bir zincir. Aynı yuvanın içine tekrardan. Bu işlemi 1, 2, 3, 4, 5. Bir zincir. 8 kere yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir zincir ve 8. yapıyoruz. 8 tane yaptık. 1, 2, 3.ye bataraktan sık iğne ile sabitliyorum. Tığın başını alıyorum. 1, bu battığımız yeri de sayıyoruz. 1, 2, battığımız yeri saydığımız yer. 1, 2, 3.ye bataraktan 1, 2, 3 kere çektiğim trabzanımızı yapıyoruz. Aynı yere tekrardan batıyoruz. Bir zincir. Pardon, buraya bir zincir çekmedik. Aralarda hep bir zincir olacak. Aynı yere tekrardan batıyoruz. Üçlü trabzan. Bir zincir. Aynı yere tekrardan batıyoruz. Bir zincir. Aynı yere tekrardan batıp. Bir zincir. Aynı yere tekrardan batıp. Bir zincir. Bir, iki. Şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bakın 8 sıradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aralarda bir zincir. 1, 2, 3.ye batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Battığımız yer 1, 2, 3. Birlikte sayaraktan tekrar aynı işlemi. 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar burada birinci yuvamız, ikinci yuvamız, üçüncü, dördüncü, beşinci yuvamızı da yapacağız. Buradaki 1, 2, 3. Bunu da yapalım. Ondan sonra karşıya geçişi uygulayacağız. 25 tane ayırmıştık ya. İsterseniz birlikte takabilirsiniz orada varsa. Geçişlerde birer zinciri hep unutuyorum. Bir zincir aynı yere tekrardan batıyorum. Bir zincir aynı yere tekrardan batıyorum. Bir zincir aynı yere tekrardan batıyorum. 1 2 3 4 Bir zincir aynı yere tekrardan batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 3.ye battım. Tığ başını aldım. 1 2 3.ye tekrarlıyoruz. Bir zincir aynı yere tekrardan. Bir zincir
aynı yere tekrardan, bir zincir aynı yere tekrardan, bir zincir, bu şekilde 8 tane yapıyoruz. Şöyle birleşmemizi uyguladık. Bakın. Tam geçişimi uyguladım. 1, 2, 3, 4. Şöyle saydığımızda bakın şu alttakileri sayıyoruz. 1, 5, 10, 15, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Aralarda bir zincir yaparaktan 8. yaptım. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 1 2 3'üncüye battığımız yeri de sayaraktan devam ediyoruz. Şöyle tuttuğumuz zaman geçişi karıştırmayalım. 1 2 5 10 15 20 25. Bunu da yaptıktan sonra karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Sonuncuyu da. Bir zincir, tekrardan bir zincir, tekrardan bir zincir, 8 kere aynı işlemi aynı yere bataraktan yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir, aralarda birer zincir unutmuyoruz. Yedi ve 8 zinciri de yaptım. Tekrar sayalım karışıklık olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3'üncüye battım. Şimdi burada arkadaşlar geçişimizi sağlayacağız. Bakın 5 10 15 20 25'inciyi yaptık şöyle. Tam 25'incideyiz. Burada da 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. Şöyle 50'yi buluyoruz. 50. 50'nin sonundaki yani bir sonrakine geçişimizi yapıp sık iğneyle batıyoruz. Pardon, sık iğneyle değil. Tığın başına alıyorum. 3 kere çektim. Trabzan. Yani şu kolumuzda 5, bakın sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50'nin sonuna. Tekrardan bir zincir çekiyorum. Tekrardan aynı işlemi uyguluyorum. Bakın kolumuzu ayırmış olduk. Burası kol kısmımız. Burada arka kısmımız. Şimdi ön kısmının 50 taneyi öreceğiz. Şurada 50 tane. 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Buranın sonuna kadar öreceğiz. Kaç tane geleceği örünce belli olacak. Sonra karşıya geçiş yapacağız. 50 taneyi bırakıp arkayı öreceğiz. Kollarımızı örmüyoruz arkadaşlar, bu şekilde ayırıyoruz. Bir zincir, bir sonrakine. Bir zincir, bir sonrakine. Bir zincir, bir sonrakine. Geçişimi de bu şekilde yaptık. Hiç zincir çekmeden üstüne alaraktan hemen 50. 5'incinin tepesinde yani 25'incinin sonunda da değil. 50'nin başına bataraktan devam ettik diğer tarafın. 4 5 6 7 8 1 2 3'üncüye batıyorum sık iğneyle. Battığım yeri de sayıyorum. 1 2 3'üncüye bataraktan battığım yeri de saydım. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı yapalım arkadaşlar. Bu 50 tane olan kısmımızın sonuna kadar gelelim. 8 tane aralarda birer zincir aynı yere bataraktan bu işlemi yapalım. Ondan sonra diğer ayrım yerimizi geçişimi göstereceğim. Bakın bu şekilde. Burayı da yapalım. Ondan sonra
Kaçıncıdayız hemen sayalım. Burayı 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Buraya kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kısmımızı, arka kısmımızı 1, 2, 3, 4, 5 tane, yani şurada 5, 10, 15, 20, 25 tane yerden sonra birleştirme yaptık. Bakın hemen hiç üst araya zincir mincir çekmeden direkt şurada 50 tane saydıktan sonra 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50'nin sonu, 50. burada bakın. Diğer yerin başında, yani 5, 10 diye başlayacağız. Böyle geldim. 5, bura 50, 50. bura bitiş oluyor kolun. Şimdi ön kısmın 5, 10, 15, yani buradaki trabzanlara sayıyoruz. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Bakın 50'nin sonuna geldim, yani 5 tanenin sonuna geldim. Şimdi burada 50 tane ayırıp diğer tarafı yapacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Şöyle tutuyorum. Şimdi burayı da gösterelim arkadaşlar. Şöyle tekrardan sayacağım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Zaten belli olduğu için, bakın 5'er 5'erli olduğu için çok kolay arkadaşlar. 50'nin sonundayız. Diğerinin başına batıyoruz hemen buraya. Buraya batmadan önce de şöyle tutuyorum. Tığın başını alıyorum. Bakın bura bitmişti. Modelimizi yaptık. Sık iğneyle battık. Tığın başını alıyorum. Bu da 50. Bunun tepe kısmına bataraktan karşıya geçiyorum. Diğer tarafın kol kısmını yapıyoruz şimdi. Üçlü trabzan. Aynı yere bataraktan tekrardan. Pardon, araya bir zincir yine unuttum. Hep bir zincir unutuyorum arkadaşlar. Bir zincir aynı yere batıyoruz. Bir zincir aynı yere tekrardan batıyoruz. Tekrardan. 8 kere aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yani bu diğer tarafın geçişini de gösterdim. Kolları ayırmayı. Yani 5 el arkaları önüne 50, kol kısımlarına 50. Sadece şu arkadaki birleşme yeri birleşince 25, 25 ya, birleşince 50 oluyor. Orası sadece biraz kafanızı karıştırır. Geri taraflar kolay. 50, 50, 25, 25 olaraktan ayırdık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane yaptık. Bakın 50. bu 50. burası sondu. Burada 5, 10, 15, 20, 25. Yani bu taraftaki 25. Bu taraftaki 25'in yarısını şimdi buraya örüyoruz. Ya burayı birleştirdiği zaman 50 bu tarafta, 50 bu tarafta ön, 50 arka, 50 ön, 50'şer de kollar. Yani eşit bir şekilde bölünmüş oldu. 1, 2, 3'üncüye atlıyorum. Sık iğne. Tığın başını alıyorum. Battığım yeri de sayıyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyoruz. Ve aynı işlemi tekrarlıyoruz. Arada bir zincir. Tekrarlıyoruz. Arada bir zincir. Şimdi burası arkadaşlar, hem birleştirdik, hem kol kısımlarını ayırdık, hem de etek kısmını örmeye başladık elbisemizin. Her işlemi yapmış olduk bir sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Tığın başını alıyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. Eşit bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde benim dediğim gibi her yere batarsanız aradaki sayılarımız, her şeyimiz eşit bir şekilde oluyor. Bakın. Burada geçişimizi sağladık. 1, 2, 3'üncü yapıyoruz. 4, 5 tane olacak. Buradaki, yani 1, 2, 3, 4, 5 tane. Ben yapayım.
Birleştirme yerinden bir üst sırayı göstereceğim. Burayı yapalım arkadaşlar. Bir üst sırada görüşelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bu arka kısmının şimdi birleştirme yerindeyiz. Bu zincirimiz ilmek kaydırmayla şöyle birleştiriyoruz. Bir sonrakine şöyle ilmek kaydırmayla zincirimizi birleştirdik. 1 2 3 4 4 zincir çektim. Bakın burada 8 yuvamız, 8 tane trabzanımız vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8. Birinciye batmıyoruz, birincinin içine. İkincinin içine batıp üçlü trabzan. Arada bir zincir, ikinciye üçlü trabzan. Bir üst sıraya geçtik arkadaşlar. Arada bir zincir, bir sonrakine batıyoruz. Bir tane bir zincir, aynı yere tekrardan batıyoruz. Bir zincir, aynı yere tekrardan batıp 4 kere bir zincir, aynı yere tekrardan batıp bir zincir. Bakın 8 tane ya burası. Birinci yuvaya batmıyoruz. İkinci yuvaya trabzan, üçüncü yuvaya bir trabzan, dördüncü yuvaya, böyle saydığım yuva olarak da saydığımızda 1 2 3 dördüncü yuvaya 4 tane, aralarda bir zincir trabzan. Hemen yanındakine bir zincir trabzan, bir zincir, bir sonrakine trabzan ve yine burada batmıyoruz. Bakın başlardakilere batmıyoruz. Hiç zincir çekmeden yine bir sonraki modelimize geçiş yapıyoruz. Bakın ikinci sıradayız. Bir sonrakine geçiş yapıyoruz. Birinci yuvaya değil, şurayı saymıyoruz. Burada birleştirme yerimiz. Birinci yuva değil, ikinci yuvaya batıyorum. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Pardon, zincir çekmeyi unuttum ben yine. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir sonraki yuvaya battıktan sonra, bak buna batmadık. 1 2'ye battık. 3. de 1 2 3 4. yuvaya 4 kere batıyoruz. Arada bir zincir tekrardan. Arada bir zincir tekrardan. Arada bir zincir tekrardan. Bakın 4 tane battım. Bir zincir bir sonrakine. Bir zincir diğerine. Modelimizin ikinci sırasını yapmış olduk arkadaşlar. Polarımızın, elbisemizin, robalı elbisemizin, pardon, ikinci sırasındayız. Bakın arka kısma gelen kısmımız. Biz ikinci sıradayız. Şimdi bu belli olan yerlerimiz, geçişlerde hiç zincir yok. Aynı bu şekilde geçişte zincir yok. Yaptığım işlemi hepsini uygulayaraktan şu birleştirme yerine bir üst sıraya çıkana kadar gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Her yeri bir bakın, birinci sıra, ikinci sırayı yapıyorduk. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Burada zaten zincirle çıkmıştık yukarı. Oraya batıp ilmek kaydırmayla birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada yine aynı işlemi yapacağız. Birinci değil, ikinci yuvaya batıyoruz. Bir tane. Bir zincir, diğer yuvaya batıyoruz. Bir trabzan, bir zincir, bir sonraki yuvaya batıyoruz. Bakın, şu başlardakilere batmıyoruz. Ortadaki 1 2 3 4 5 6 tane trabzanı, yani 1 2 3 4 5 yuvanın içine işlem yapıyoruz. 2 tane yana yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrardan batıyorum. Bir zincir, aynı yere tekrardan. Yani bundan sonrası aynı şekilde ilerleyecek. Eteğin boyutunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapacaksınız arkadaşlar. 4 tane bakın ortaya, 2 yanlara bir zincir, diğerine batıyoruz. Hemen bir zincir diğerine. Şöyle tuttuğumuz zaman modelimiz bu şekilde. Bakın sondakinde yok. Zincir çekmeden arada geçişte birinci, ikinci modelin birinci yuva değil, ikinci yuvaya batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir sonrakine trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir sonrakine trabzan yapıp araya bir zincir, aynı yere tekrardan batıyoruz. 4 kere. 1
4 tane aynı yuvada olacak arkadaşlar. Kenarlarda birer tane, bir bir, ortada 4 tane, aralarda bir zincir. Bu sıramızı da bu şekilde, bundan sonrası hep tekrar olacak arkadaşlar. Boyutunu, uzunluğunu ne kadar isterseniz. Ben şimdi geçişimi de yine göstereyim. Birinci yuva değil, ikinci yuvaya bataraktan zincir çekmeden geçişimizi uyguladık. Bir zincir, bir sonrakine tek. Modelimiz kolay, zor değil arkadaşlar. Bakın, üçüncü sıranın başına geçtik. Şimdi böyle bir şey belli olmuyor. Ben şu ekranı biraz düzelteyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın elbisemiz bu şekilde. Burası yaka kısmı, roba kısmımız. Şöyle önden bu kısmımız. Öndeki sayımız aynı. Bakın şöyle öndeki model sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Şimdi arka tarafını çeviriyorum. Arkanın birleşmesine ya düğme yaparsınız ya da ip geçirebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bakın 3. sıradayım. Buradaki sayımız da aynı. Zaten birleşme yerinden belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 ön tarafta, 10 arka tarafta oldu. 3. sıradayım ben. Yakamızın, yok, kollarımızın kenarında 50 taneydi. 10 bu tarafta, 10 bu tarafta. Bu şekilde modelimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Etek uzunluğu ben yapıp geleceğim. Ondan sonra ölçülerimi ve sayılarımı vereceğim arkadaşlar. Yapıp geldikten sonra elbisenin son halini ve uç etek kısmına tekrardan renk geçeceğiz. Ve bitireceğiz arkadaşlar. Ben arkada örüp geliyorum. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi arkada ördüm geldim. Şöyle balon bir tarzında elbise olacağı için arkadaşlar böyle bayağı bir açık oldu. Gördüğünüz gibi kabarık durması gerekiyor. Böyle balon gibi durması gerekiyor. Şöyle anlatmak istediğim anlamışsınızdır. Kaç sıra ördüğümü hemen onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örmüşüm arkadaşlar. 11 sıra ördüm ve kolumuzun tek kenarını sık iğne ile gittim. Şimdi bir sıra sık iğne çalışması yapacağız. Ve diğer rengimize tekrar bir sık iğne çalışması uygulayacağız. Ondan sonra kolumuzu, arkadaki düğme şeklimizi ve ortadan geçen ipimizi, kurdelemizi de yapacağım. Şöyle büzgülü durmasını istiyorum. Balon gibi biraz daha şişmesi için buraya bir ip uygulayacağım arkadaşlar. Bel için, şöyle göğüs kısmının için. İsterseniz hemen anlatıma geçelim. İlk önce sık iğnemizi bitirelim. Ondan sonra diğer rengimize kol devam edip en son bitiş halinde göstereceğiz arkadaşlar. Ölçülerini de en sonunda vereceğim. Dediğim gibi 12-11 sıra ördüm. Tabi sizde bu ipte incelikte farklılık gösterir. Ölçüleri verdiğim zaman o ölçüye gelene kadar örebilirsiniz. Sıra sayısı değişiklik gösterebilir. Şimdi etek boyu sırasını, şu yandaki sıraları vereceğim arkadaşlar. Ona göre sıralar değişebilir. Şimdi isterseniz zaman kaybetmeden geçiş yapalım. Evet, şimdi etek kısmı için birleştirdim zaten. Aynı şekilde sık iğnemize geçiş yapıyoruz. Burada hemen trabzanımızın tepesine bir tane sık iğne, ara boşluğa bir sık iğne. Trabzan tepesine bir sık iğne, ara boşluğa bir sık iğne. Trabzan boşluğuna bir sık, trabzan tepesine bir sık iğne, ara boşluğa bir sık iğne olaraktan bu sıramızı, yani en son sıramızı kendi rengiyle bir sıra gidiyoruz. Bakın bir ara kısmına, bir kendi kısmına, tepe kısmına bataraktan sık iğnelerimizi uyguluyoruz. Modelimiz çok güzel bir model. Yazlık bir model arkadaşlar. Yazın kız çocuklarınıza örüp giydirebilirsiniz böyle. Çok hoş, ince merserize iplerle çalışabilirsiniz. Ben elimdeki ipi değerlendirmek amaçlı çalıştım. Ben bu iple yaptım diye arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bu iple çalışmak zorunda değilsiniz. Yazlık iplerle bu modelimiz çok güzel olacağına eminim. O yüzden dediğim gibi, bakın hemen hızlı bir şekilde zaten işimiz artıyor. Diğer rengimizi de hemen şöyle
sabitleyeyim, göstereyim. İkisini birlikte ben arkada örüp geleceğim. Hemen bakın diğer rengimizi bir üst sıraya. Diyelim ki bunu ördük. Sıra sonuna kadar geldik. Zaten belli oluyor. Direkt istediğiniz yerden sabitleyip arada da şu ipimizi götürüp hemen her bir modelin tepesine bataraktan uç etek kısmına, etek ucu kısmına gördüğünüz gibi bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın bir sıra kendi, bir sıra da sonradan sık iğnemizi uyguluyoruz. Her birinin tepesine birer tane bataraktan sıra sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Sık iğne. Üstünü almadan her birinin tepesine batıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Tabi etek ucunu istediğinizi yapabilirsiniz. Bunu beğenmediyseniz daha farklı etek ucu süsleri uygulayabilirsiniz. İstediğiniz yerlere değişiklik uygulayabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Bakın bu şekilde ben hem bordo rengimi hem diğer rengimi de göstermiş oldum. Şimdi bir sıra boyunca sarı rengimizi ve bordo rengimizi, kırmızı bordo o rengimizi de tamamlayalım. Ondan sonra kol kısmını ve arka kısmını da gösterdikten sonra bel kemerini de gösterdikten sonra bitireceğiz. Etek uçlarını yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sıra kendi renginden, bir sıra diğer rengimizi, uç kısmını yaptık. Şimdi tam belli olmuyor. Çünkü biraz yakın çekim olduğu için şu kol kısmındayız. Kol kısmını da göstereyim. İpim yere düşmüş, onu aldım arkadaşlar. Kol kısmının da hemen sık iğne gideceğiz. Kolay. Şöyle ipimi sabitliyorum. Şöyle zaten şu birleştirme yerinden, istediğiniz yerden ya da şu yuvarlak yerden sabitleyin. Burası biraz modelimizin şey kısmı olduğu için şimdi hem de şu ipimizi de arada götürelim. Tek kanadını bakın. Şöyle, yani burada trabzan değil, üçlü, ikili. Oraya 1 2 3 4 kere sık iğne yapıyorum. Bir tane ara kısmı yapıyorum. Bir tane diğer tarafa yapıyorum. Geçişin olduğu yere. Zaten bundan sonrası hepsinin tepesine. Kol kısmımız şöyle ya, gördüğünüz gibi. Bunların her birinin tepesine bataraktan sık iğnemizi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar. Her birinin tepesine bataraktan sık iğnelerimizi uyguluyoruz. Biz bu kolumuzu, diğer kolumuzu yapmıştım ben. Bu kolumuzu bitiriyoruz. Sonra arkada ilik düğmeye dikilecek. Düğme dikilme yerinin ilik kısmını göstereceğim arkada ve de bel kısmını göstereceğiz. Ondan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın, sık iğneyle sadece her birinin tepesine bataraktan sıra sonuna kadar geliyoruz. Her birinin tepe kısmına bataraktan sıra sonuna kadar geldim. Bakın en baştakiyle de şöyle ilmek kaydırmayla birleştirip iki zincir çekip ilmeğimizi kesiyoruz. Bunu sonra da içeride arkadaşlar şöyle saklayabilirsiniz. Şu kol kısmımızın bakın kenarına sadece sık iğne gittik. Şimdi arka kısmımızın şu buradayız. Bu kısmımızda kenar gideceğiz. İsterseniz kendi renginden gidin, isterseniz bu şu renkten de gidebilirsiniz. İstediğiniz renklerle gidebilirsiniz. Şöyle kenar gidip şuraya ilik düğme koyacağız. Kendi çok fazla renk girmesin. Kendi renginden devam edelim. İpimizi sabitliyoruz. Bu şekilde ipimizi sabitledik. Sık iç kısmından geçip sabitliyoruz ve yine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu kenar kısmımıza sık iğne, bakın bu şekilde trabzan, yalancı trabzan olduğu için iki tane şu birleşme, tam birleşme yerine de batıyoruz.
bir, ara kesmek bir, iki tane. Şu geçişimize de bir tane yapalım. Arada hem ipimizi sakladık bakın. Hem de sık iğnelerimizi yaptık. Ara kısımda 1, 2, 3, 4 tane bu V kalan kısmımıza. Yani şöyle kasmasın. Şöyle tuttuğunuz zaman düz dursun. Hani belki size daha az, daha çok sık iğne ihtiyacı duyulabilir. Bu dediğim gibi elinizin ölümüne göre değişiyor. Ben de 3'er tane, bazen 4'er tane denk geliyor. Şu ara geçişlere de birer tane yapıyoruz. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3. Şimdi geçişteyiz. 3 tane yaptık. Hatta 4 tane yaptım. Karşı tarafa geçişini yapıyorum. Ve sık iğnelerimize devam ediyoruz. 1, 2, 3 tane. Ara kısmımıza bir tane, bir tane de geçişe ve 1, 2, 3 tane de bu tarafa. Şu kısmımız, şuraya bir tane daha yapabiliriz arkadaşlar geçişten sonra. Şöyle şu kısmı bir tane daha, hatta 1, 2, 3 tane yapalım, bir tane de geçişimize. Şöyle gördüğünüz gibi böyle yukarı indik. Şimdi aşağı doğru indik. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Yine aynı sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1 2 kaç tane ise bu şekilde 3 dörtlü ya da üçlü geçişe de bir tane yapıp çok böyle dolgulu gibi durmasın, düz duracak. 3 geçişimizi de yapalım. Tekrardan 1, 2, 3 geçişimize bir tane de tepeye. Şimdi buraya düğme için zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çektim. Aynı yere şöyle geriye dönüp çekip bağladım. Şöyle bakın düğme yeri yuvarlak. Buraya bir kere daha şöyle sık iğneyle sabitleyip ikizi sabitleyip bir iki zincir çekip ilmeğimizi ipimizi kesiyoruz. İplerimizi saklıyoruz arkadaşlar. Şöyle ara kısımlarda saklamayı inşallah biliyorsunuzdur. Şöyle bakın çekiyorsunuz. Kestiğiniz ipi. Şöyle. Tabii biraz acele ettiğim için devamlı işim karışıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yine tivşedi, kusura bakmayın. Şöyle hemen bir tane bu tarafa çekelim. Bakın saklama işlemini de bu şekilde arada saklayıp kalan kısmında şöyle uzun, çok uzun yaptıysanız kesebilirsiniz. Şöyle çektiğinizde içeride kayboluyor bakın. Şöyle çektiğinizde iç kısımda böyle kayboluyor. Burası düğme. Şuraya düğmeyi dikip bu kısmı böyle birleştireceksiniz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bel kısmına geçiş yapalım. Bel kısmının için diğer rengimizi kullanacağım. Diğer rengimiz için de bunu ayarlayayım arkadaşlar. Şimdi diğer rengimizi aldık arkadaşlar ve kurdele yapacağız ön kısmına. 4 tane çektim. Şöyle sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekip burayı ben yuvarlak yapacağım. 1 2 kere bu şekilde. 1 2 bu şekilde. Yani yuvarlak, sıkı bir yuvarlak işlemini uygulayacağım. Trabzan, yani bu yaptığım dairenin içine kaç tane trabzan girerse, şimdi sayacağız. Şöyle yani dolduracağım arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi. İsterseniz farklı bir uç da deneyebilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ediyorum. Tekrardan bakın yuvarlanma yaptım. Kaç taneymiş? Zincirimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Hatta bir tane daha sar. 14 ve şu tepe kısmımıza gelip sabitliyoruz. Yuvarlak düşündüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 tane çektim. 100'e tamamlayalım arkadaşlar. 100 tane yapıp geliyorum. 36. 170 zincir çektim arkadaşlar. Şöyle beline doladığın zaman şöyle önde kalsın diye 170 tane çektim. 100 tane biraz az geldi. Şöyle elinizde bir fildike varsa şöyle birkaç gerisinden takıp, tabii benim fildikem biraz büyük, inşallah ara kısımlarından geçer. Şimdi tam olaraktan nereden geçireceğinizi karar veriyorsunuz. Ben şu yuvarlaklardan geçeceğim. O yüzden bu fildikemin geçeceğini, evet, fildikenin çok geçeceğini umuyorum o aralardan. Şu yuvarlaklardan geçirmeyi düşünüyorum. Şu ara ve yuvarlaklardan. O yüzden şöyle yorgan iğnesi bir tane kalın ipin geçeceği bir şekilde olacak. Zaten önde 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 model. Tam ortadaki modelimize 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yani şuradan şöyle başlayabilirim. 1 iç, 1 dış, şöyle. İç kısımdan geçireceğiz arkadaşlar. Biraz bir tık zor olabilir. Ya da direkt şu kısımlardan yapalım arkadaşlar. Zorlanmaya gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle şu kısımdan geçelim. Fildikeyle de geçeriz. Ben o bir alttan düşündüm ama bir tık zor olacak. Tabi yapabilirseniz o kısımdan da yapabilirsiniz. Şöyle bakın, bir alt bir üst döndürüyoruz bu şekilde. Burada göz kararı, hani tam illa or olacak diye bir kayda yok. Göz kararı geçişimizi sağlıyoruz. İçinden ipimizi geçireceğiz ve ondan sonra uç kısmını diğer yuvarlağında uygulayacağız. Bu şekilde. Evet. Zaten geçiyor. Fildikeyle de yapabilirmişiz. Ben bir tık alttan düşündüm ama yapacak bir şey yok. Böyle göz kararı, bakın. Etrafına doladık. Böyle çekiyoruz. 180 taneydi. 180 zincir çektik. Şimdiden geçişimizi yapalım. Buradan geçtik ve orada birazcık iki kere geçtim şu kısmımızı, çünkü burada
İkisi de aynı yerden çıksın diye. Şöyle bakın. 180 tane yapmıştık. Şimdi ben 200'e tamamlamayı düşünüyorum. Ya da 180, 190'a çıkartalım. Şöyle içinden diğer tarafın ipini biraz atıyorum ki örmeye devam edeceğim ya arkadaşlar. İpi çekiyorum. Örmeye devam edeceğim için. Ve birazcık ipi çekiyorum. Şöyle çektim. Şimdi şuradan kesiyorum. Ve uç kısmımız bakın. Şimdi bu kısmımızda şöyle biraz daha uzun bıraktım. 180 ipimizi şu tarafa alalım. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Yani 200'e tamamladık arkadaşlar. Şimdi yuvarlak yapımımızı 1, 2, 3, 4 tane çektim. Bu tuttum. 200. yani. Oraya yuvarlak daire şeklimizi veriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 4 zincir ve 15 tane 1, 2, 3, 14 tane arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, diğeriyle aynı, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 tane yaptım. Birleştirmeyenden birleştirip 1 2 zincirle burada tam böyle işlem yapacağız. Zincirimizi sabitleyeceğiz, ondan sonra birleştireceğiz. Diğerimiz tam zincirden çıktığı için şöyle 14. yaptım. Zincirimizin şöyle birlikte sabitliyoruz. İçinden geçirip yani zincirimiz şurada kalmayacak. Aşağıda kalmayacak. Tam tepede kalacak. 1 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İçeride saklıyoruz. Şöyle arka kısımda saklayalım. Evet, yuvarlağımızı da yaptık arkadaşlar. Şöyle ben şöyle büzgülü durmasını istediğim için hemen şuranın fiyonkunu da atalım. Alta kısmının evet böyle büzgülü durmasını istiyorum. 1 2 Şimdi uzaktan görünümü ve ölçülerini vereceğim arkadaşlar. Arkadan önden. Düzenleyin. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Böyle balon gibi eteğimiz, elbisemiz çok güzel oldu. Şöyle renkle uyumumuz da çok güzel oldu. Sarılı, bordolu. Şimdi ölçülerini de vereyim. Şöyle alayım. Ölçülerini de sizlere vereyim. İpimiz de arkadaşlar 3. ipimiz bu kadar kaldı. 2,5 ip gitti bu elbisemize, kalın olduğu için, ama ince olursa tahmini 2 ip sonuna kadar yer diye düşünüyorum. Şimdi etek ucumuzun uzunluğunu ölçeceğim. Şu eteğimizin uzunluğunu şöyle koyduk. Sadece etek ördüğüm etek kısmımız 29 santim. 29 santime geliyor, denk geliyor arkadaşlar. Şöyle şu eteğimizin şu kısmı, yani burası, bu kısmımız 29 santime denk geliyor. Şöyle eteğimizin genişliği, uzunluğu da, şu geniş açılma kısmı da
73 santime denk geliyor. Şu bel kısmınız toplu haldeyken 25 santim, tahmin açık haldeyken de 30-35 santim olabilir. Şöyle isterseniz kurdelesini çıkartıp açık haliyle de şöyle şu geniş haliyle de göstereyim. Dediğim gibi 30-35 santime denk geliyor. 35 santimlik bir genişlik. Şu bir tık şu kısmımızın uzunluğu da genişliği de 30 santim, 35 santim ve en açık kısmımızda 72 santime denk geliyor. 72-73 santim. Eteğimizin şu uzunluğu da 27 santim. Komple uzunluğu da 36 santim arkadaşlar. Siz bu ölçülerle başka iplerle çalıştığınız zaman bu ölçülere denk getirmeye çalışın. Şöyle ben kameram biraz oynuyor. Çünkü çekimi şu orta kısmını daha net görülmesi için. O yüzden şöyle fiyonkumu yaptım. Bu sefer de yuvarlak tercih ettim. Bakın çok güzel oldu. Arkadan görünümü de göstereyim. Bu şekilde şuraya düğme dikiyorsunuz zaten arkadaşlar. Arkadan görünümü de bu şekilde böyle balon etek gibi duran bir elbisemiz oldu. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Şöyle biraz daha kaldırmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.